tekrar döndük. Gönül dostlar, Araplar ters ritim atıyorlar. Bizi de zorda bırakıyorlar ama hiç provasız, isteğiniz üzere okuduk. Okuduk, ne oldu yani? Dünya mı attı? Maksat gönül muhabbeti olsun diyoruz. İstek üzerine de okuduk. Arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Hemen sohbete dönüyoruz hocam. Şimdi bizim zamanımız su gibi akıp geçiyor. Gidiyor. Karım abi, yani, ömür evet. Akıp geçiyor. Aynen. Nerede kalmıştık? Onu da unuttum. Seçimlerde kaldık. Seçimlerde kaldık. Seçim evet, olacak. Seçim değil, değişecek seçimler mi geçim diyor. Nasıl olacak? Evet. Nelere dikkat etmemiz evet. gerekiyor diye. Şimdi tabii ki onları yaz bir kısa bir şekilde bir detay verelim. Bu sene Hamburg'daki seçimlerde 16 yaşından itibaren herkes oy kullanabiliyor. Bu çok önemli. Yani genç çocuklarımızın çoğu ilk defa oy kullanacaklar Hamburg'da. 16 yaşında olan herkes eğer eve kendilerine seçim kağıtları gelmişse o kağıtlarla gidip kullanabilirler bir. İkincisi eğer kağıtlar gelmediyse kimlikleriyle seçim sandıklarına gidip oy kullanabilirler. Yani bunlara dikkat, bana nasıl olsa kağıt gelmedi ben seçime gitmeyeyim. O olayı olmasın, muhakkak gitsinler. Bizim tek gayemiz tüm vatandaşlarımızın, yani Alman vatandaşı olan tüm vatandaşlarımızın seçime gidip önce oylarını kullansınlar. O evet. çok önemli. Seçime gitmeden önce bir telefon hakkını kullansın. Bir izleyicimiz varmış. Telefonu. Hakan Bey bir şey söyleyeceksiniz. Evet, telefonda bir bekleyin bir saniye. Evet. Sadece Alman vatandaşları değil, bu arada Avrupa vatandaşları da seçime Avrupa, gidebiliyorlar. Evet. Bu da bir ayrıyetten duyurulması gereken bir durum. Evet. Alo diyelim bakalım. Kim varmış? Alo. Merhabalar. Merhabalar. Bu ses tanıdık geldi ama Yılmaz Aydın SP'de rekortmeni mi diyelim Yılmaz Aydın Bey? Yok, o sizin teveccühünüz efendim. Merhabalar. Merhaba. Almanya çapında ilk defa en fazla üye kaydı yapan milletvekili adayımız diyelim o zaman. Sağ olun efendim. O sizin teveccühünüz. Teşekkür ederim. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başta size, ekibinize göstermiş olduğunuz üstün başarıdan dolayı burada güzelim ilahilerinizle, ekibinizle gönülleri okşadığınızdan dolayı en azından Avrupa'da yaşayan insanlarımızın derdine biraz da derman oluyorsunuz. Bundan ötürü size teşekkürlerimi sunuyorum. Allah tabii razı ki olsun. İki tane güzel insan konuğunuz. Birisi Bayram abimiz, hemşerim kendisi. Evet. Öbür taraftan da Hakan kardeşim. Aynı teşkilatta Hamburg MİT'i, Hamburg Merkez Teşkilatı'nda yoldaşım benim, öyle söyleyeyim. birlikte mücadele ediyoruz. Kendisine çok başarılar diliyorum. Bayram Bey'e de başarılar diliyorum. Çünkü gerçekten bu başarıyı hak ediyorlar. Niye biliyor musunuz? O kadar çok kendi özel hayatlarından feda etmek zorunda kalıyorlar ki onlar olsun, bizler olalım. Ben gerçekten kendilerine canı gönülden 25 Mayıs'ta yapılacak olan yerel seçimlerde başarılar diliyorum. Orada olan ve şu anda aday olup da oraya gelme imkanı bulamayan diğer arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Kendilerine ihtiyacı var bu ülkede yaşayan insanların. İyi ki varlar, iyi ki varız hep birlikte. Burada yaşayan 3 milyona yakın insanımız var ise biz de olmalıyız. Hep birlikte ne kadar yaralara derman olabilirsek ne mutlu bize diye düşünüyorum. Öyle, ne güzel. Aman yani razı olsun. Ayrı ayrı partiden de olsa Bayram abim başta da söyledi ya, aynı dertleniyorlar. Aynı tasayı kendilerine görev biliyorlar, aktaracakları yere. Yani neticede bizim insanımızın gönlünün kulağı, gönlünün sesi oluyor. İkisi de her evet. partiden, sadece SPD'den, Yeşiller'den değil. Keşke her partiden olsa, keşke her partiden olsa. Mesela bizim bir milletvekili ağımız var Almanya çapında. O ağda aşağı yukarı 70-80 kişiyiz. Aşağı yukarı her partiden var. CSU'dan bile var. Ve bu bizim için çok sevindirici. Çünkü fikir alışverişi yaptığımızda her partiden bilgi almamız lazım. Ve bu yüzden de her partiden ne kadar çok göçmen kökenli yahut da Türkiye kökenli insanımız olsa o kadar çok faydası olur. Evet. Yılmaz Bey, ilave edeceğiniz bir şey var mı? Tekrardan aylarımıza başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Size de başarılar diliyoruz. Size ve
Teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum yayın hayatınızdan. Siz bu seçimde aday değilsiniz değil mi? Bundan sonraki... Hayır efendim. İnşallah. Bundan sonraki seçime inşallah. Hamburg'un umudu. Bavyera'dan transfer ettik. Hamburg'a hoş geldiniz. Çok teşekkürler efendim. Futbolcular olun, arasında transfer yaygın da siyasetçiler arasında ilk defa bir transfere şahit olduk. Olur, olur. Ama güzel oldu. Hamburg. Politika transferi daha zor. Daha mı zor? Yani ben mesela sosyal demokratlardan yeşillere transfer ben oldum. Ben olsam şimdi büyük bir transfer yaparım. Eğer benim, Bayram abi benim elimde olsa ben şu anda bombayı patlatırım. Hamburg'a büyük bir transfer yaparım. Recep Tayyip Erdoğan'ı başbakan yaparım. Onu biz istemeyiz. Yani. Hamburg'a diyorum tövbe. Hamburg'a Hamburg Almanya. Ha, Almanya diyecektim pardon. Hamburg'a. Onu halka sormak lazım. Ya ben kendi hissiyatımı söylüyorum. Tamam. Yani benim içimden saygı geçen duyuyorum. Bu. Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Aynen, benim her zaman gönlümde de o aslan sen yatıyor. Tabii, ki. Tabii herkes değişik düşünür. Her düşünceye de saygımız sonsuzdur. Evet. Kimi ister, kimi istemez. İnşallah. Şey Hakan Bey, Yılmaz Bey'in temennilerini... Evet. Evet, Yılmaz Bey'i uğurladık mı? Duruyorum. Yılmaz Bey selamlarımızdan. Ben arkadaşıma... Çok çok teşekkür ediyorum aradığından dolayı. Gerçekten bir başarıya, burada bir başarı söz konusu. Bir başarı söz konusu ve kazandığı üyelerden dolayı çok büyük bir başarıya ulaştı Yılmaz kardeşimiz. Ve burada tabii partimiz için de çok önemi taşıdığını burada da vurgulamak istiyorum. Çünkü ayrı fikirlerden herkes bir fikir üretebilirse eğer, bu işte bu üye toplama durumunda gerçekten bir yere varılabilir. Ve bunu şimdi şey olarak demiyorum, arkadaşım olarak demiyorum. Gerçekten çok çalışkan bir insandır. Ve hayatı boyunca gerçekten ailesi de buna çok destek veriyor. Ve o yönde çok paralellerimiz var. Ve gerçekten o yönde... Paralel deme şimdi. Eşitlik durumlarımız var yani. Şimdi paralel dedim, öbür paralele falan geçecek. Yok haşa. Demek istediğim o değil ama demek istediğim ayrılığımız yoktur yani. O konuda hep beraber çalışıyoruz. Tabii ailemiz de biraz bundan etkileniyor muhakkak. Ama arkamızdalar her zaman ve bunu tabii her zaman kalbimiz için en üst yerde taşıyoruz yani. Bayram abim geçen sene katıldığında... Son cümle olarak burada bir söz söyledi. Önemli olan dedi üst çatıda birleşmek. Evet. Neticede tabii. Allah'ın kullarıyız ve hepimizin gayesi insanlara hizmet etmek. Yani bunu her siyasetçi kendine şiar edinse zaten bir sorun olmaz ki. Yani o zaman da kime oy vereceğimizi şaşırırız Bayram abi. O zaman sorun. Böyle bir teşkilat var. Dünya Barış Federasyonu diye. Onlara bir Londra'da bir toplantılarına katıldı. Hı hı. Onlar öyle yani. Biz diyor Allah çatısı altında bir aile izliyor. Yani Hristiyanı, Müslümanı bilmem ne diye. Yani sonuçta aynı yere çıkılıyor. Bu çatı lafı bana oradan kalmıştı. Çok da hoşuma gitmişti. Orada her görüşte her insan, her dinden insanlar vardı. Yani o sonuçta hepimiz oraya değinmek istiyoruz. Yani çatı sağlam olsa yıkılmaz. Evet. Çatı sağlam. Bizim müzik anlamında da çatımız sağlam Allah'ın izniyle. Şöyle bir Hüseyin'i tekrar alalım. Değil mi? Şöyle bir daha bir coşalım Hüseyin.